Merhaba arkadaşlar, ben Mert Erkal. Dijital Pazarlama Notları'nın 138. bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz son dönemde Google'dan çok sayıda güncelleme geldi. Bunlardan en önemlisi faydalı içerik güncellemesiydi bana kalırsa. Bununla ilgili ne gibi hazırlıklar yapmamız gerektiği konusunda kafalar son derece karışık. Bundan dolayı Search Engine Journal'deki bu webinarı ve bu webinarda bahsedilen konuları yapılan sunumu görünce bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Ayrıca Medium blogumda sizlerle kısaca özetledim. Özellikle son dönemdeki Google güncellemeleri ve faydalı içerik güncellemesine nasıl karşılık vermemiz gerektiği konusunda en azından bir fikre sahip olabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, Search Engine Journal SEO'nun durumu adı altında 3600 SEO uzmanı ile yaptığı bir anket sonucundan yola çıkarak bir rapor yayınlamış. Bu raporda ilginç bilgiler var. Ağırlıklı olarak tabii ki Amerika ve Kanada menşeli SEO uzmanları olduğu için örneğin maaşlarla ilgili grafikler biraz Türkiye'deki SEO uzmanlarına göre yüksek kalabilir. Ama yine de genel olarak bir fikir vermesi açısından yani oradaki uzmanlar hangi konularda sorun yaşıyorlarmış, hangi konuların önümüzdeki yıl daha çok öne çıkacağını düşünüyorlarmış. Bunları benim blogumda sizlerle paylaştım. Evet, Google'dan John Miller her zaman olduğu gibi bu hafta da kendisini yöneltilen sorulara cevap verdi. Aslında bu eski bir yazı. Bu hafta sosyal medyada bana yöneltilen bir soru neticesinde bu yazıyı paylaşma gereği hissettim. Diyelim ki çok dilli bir siteniz var ve aynı görselleri farklı dil versiyonları içinde kullanacaksınız. Bu durumda görsel adlarını da yerel dile çevirmeniz gerekiyor mu diye aklınıza bir soru takılabilir. John Miller'in cevabına göre bunu yapmamıza gerek yok. Bu hiçbir açıdan bize fayda sağlayan bir çalışma değil. Evet, SEO uzmanı olmak isteyenlerin uzun ve adeta bir maraton koşusu gibi sebatkar ve sabırlı olmaları gerekiyor. Geldiğimiz nokta itibariyle SEO uzmanı olmak giderek de daha güç bir hale gelmiş durumda. Çünkü Google yaptığımız işi son derece güç bir hale getiriyor. Sürekli yeni güncellemeler geliyor. İnişli çıkışlı grafikler izlemek gayet olağan hale geliyor böyle zamanlarda. Ve işte Search Engine'deki bu yazıyı görünce de sizlerle paylaşmak istedim. Başarılı bir SEO uzmanı olmak için yapmanız gereken ya da bünyenizde barındırmanız gereken temel özelliklerden bahsedilmiş. Bunları özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Evet, link şemaları Google kurallarına aykırıdır şeklinde yine John Miller'in yaptığı bir açıklama var. Twitter'dan kendisine yöneltilen bir soruya istinaden böyle bir cevap vermiş. Zaten bildiğimiz bir şey. Ancak hala Türkiye'de özellikle bundan ekmek yiyen SEO uzmanları olabilir diye düşünmekteyim. Çünkü çok ilginç örneklerle karşılaşıyoruz. Ancak yine de Google'un görüşlerini yansıtması açısından bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Evet, yazarların otoritesiyle ilgili çok fazla şey yazılıp çiziliyor. Bu konu hakkında kafalar son derece karışık. Gerçekten yazarların Google nezdinde bir otoritesi var mı? Bununla ilgili Google tarafından yapılmış bir açıklama yok ama Google'un kalite değerlendirme yönergelerinde Google Quality Rates Guideline'da yazarın öneminin altı ısrarla çizilmiş. Bundan dolayı şunu diyebiliriz. Evet, Google net bir açıklama yapmıyor bu konuda ama yazarın otoritesi, yazarın saygınlığı, influencer diyebileceğimiz etkili yazarlarla çalışmak, bunları da Google'un göreceği şekilde sayfa üzerinde yerleştirmek muhakkak ki bize bir artı değer katacaktır. Evet, bir önceki konuyla bağlantılı olarak aslında bu yazar çok iyi yazarlarla çalışıyor olabilir ancak bunları eğer sitemizde Google'un görebileceği şekilde düzenlemiyorsak, onların görebileceği şekilde Google'un görebileceği şekilde künye yazar künyesi gibi örneğin oluşturmamışsak bundan dolayı bu avantajı yeterince değerlendirmiyor olabiliriz. Burada bu yazıda özellikle yazar
künyelerin nasıl oluşturması gerektiği, hakkında sayfalarında yazarlara nasıl yer verilmesi gerektiği gerçek örneklerden yola çıkarak oluşturulmuş. O nedenden dolayı bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Evet, biliyorsunuz Google'ın yapay zeka ile üretilmiş içeriklere karşı genel yaklaşımının olumsuz olduğunu biliyoruz. Ancak bu şu anlama gelmiyor diye John Mueller yine bir açıklama yapma gereği hissetmiş. Salt olarak bir insan tarafından yazıldığı için, yani bir insan tarafından yazıldı diye bir içerik kaliteli içerik haline gelmiyor. Temel olarak Google'un baktığı kriterler aynı aslında. Yapay zeka ile üretilmiş ya da insan tarafından üretilmiş içeriğin kaliteli ya da kalitesiz olması Google açısından önemli. Dolayısıyla insan yazarların yazmasının tek başına Google açısından bir anlamı yok. Evet, bilmiyorum daha önce bahsettim ama Wordleaf aracı bu kadar ilgimi çekiyor. Yapay zeka destekli yapısal veri oluşturuyor siteler için. İncelemenizi tavsiye ederim. Neden bu aracı tanıtıyorum? Web Almanak'ın bu hafta yayınlanan yapısal veri başlığını oluşturan kişilerden bir tanesi en azından Wordleaf'in CEO'su Andrea Volpini ve yapısal verinin halen ne kadar önemli olduğunun da altını çizen bir gelişme aslında bu. Web Almanak'taki yapısal veri bölümünü önemli incelemenizi ve Wordleaf aracını kullanarak bir takım çalışmalar yapmanızı önemli tavsiye ederim. Evet, bu hafta size tavsiye etmek istediğim kitap Mahvi Eğilmez'in Başarısızlığa Övgü isimli kitabı. Mahvi Eğilmez kendi hayatından yola çıkarak başarısızlıklarından nasıl başarılı bir insan hale gelmeyi başardığını anlatmış. Ben de şahsen benzer bir yolculuktan geçtiğim için pek çok başarısızlıktan sonra bugünkü Mert'i oluşturduğum için bu kitabı da sizlere tavsiye etmek istedim. Özellikle içinde bulunduğunuz SEO sektöründe kendinizi başarısız hissetmeniz gayet olağan gözüküyor. Ancak her bir kötü tecrübeden bir takım şeyler öğrenmek ve daha iyi bir SEO uzmanına dönüşmek mümkün olabilir. Evet, umuyorum bu haftaki dijital pazarlama notlarım hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar dijital pazarlama notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.